Herkese merhaba, ben Melisa, kanalıma hoş geldiniz. Üniversite içerikli videolarımın ardı arkası kesilmiyor gerçekten ve devamı da gelmeye devam edecek. Çok güzel bir cümle oldu. Geçen hafta da yurt ihtiyaç listesi yayınlamıştım. Geçen sene izlenen videomun devamını çekmek istedim. Hayat kurtarıcı bilgiler verdim, mutlaka izlemelisiniz. Eğer o videodan da geliyorsanız aşağıya yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sizler için bir şeyler üretmeye devam ediyorum. Sizlerin desteklerinizi de görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Neyse, konumuza geçmek istiyorum. Öncelikle ben KYK yurdunda kalmadım. KYK'da kalan arkadaşımdan oda turu videosunu çekmesini istedim. Bu videonun ortalarına bir yere yerleştireceğim o videoyu. Bu videonun her dakikası kıymetli olacak bu arada. Çünkü öğrendiğim her bilgiyi sizlere aktaracağım. Uşak'taki KYK'nın oda turu videosunu sizlerle paylaşacağım. Genel olarak ülkenin her yerindeki yurtlar da aynı görünüme, aynı özelliklere sahip olduğu için bu odanın Uşak'ta olması, bu yurdun Uşak'ta olması sizi rahatsız etmeyecektir. O zaman hemen başlamak istiyorum. Evet, Uşak'ta 3 tane KYK yurdu var. Öncelikle Uşak'taki yurtların nerede olduğu, ücretleri vesaire bunlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra genel olarak KYK'ların özelliklerine değinmek istiyorum. KYK ücretleri ne kadar, yemek ücretleri, güvenlik sorunu vesaire hepsinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Uşak'ta 3 tane kız KYK yurdu var. Erkek KYK yurdu sanırım 2 tane. Birisi şehrin çok dışında gerçekten. Diğerinin yerini bilmiyorum. Kız KYK yurdunun bir tanesi Latife Hanım olan okul yolu üzerinde, okula yakın. Diğer ikisi de kampüs içerisinde. Biri yeni olan, diğeri de eski olan yurtlar. Biraz sonra izleyeceğiniz oda turu da yeni yurttan geliyor. Yarı özel, yarı devlet yurdu. Yurdun ücreti 700 lira olmuş. Bu sene biliyorsunuz ki her şeyde fiyatlar değiştiği gibi yurtlarda da fiyatlar değişti. 700 lira KYK ücreti ödüyorsunuz. Yemek ücretine de gelirsek akşam 17 lira, sabah da 8 lira ödüyorsunuz. Biliyorsunuz ki yemeklerde size verilen bir miktar var. Az önce söylediğim gibi. Devlet size akşam 17 lira, sabah da 8 lira bir para veriyor. Eğer bu miktarı aşmanız durumunda, mesela alacağınız yemek 20 lira tuttu akşam yemeği için, siz üstüne ek olarak 2 lira daha ödüyorsunuz. Ki zaten yemekler çok pahalıymış. O yüzden aldığınız 18 liralık yemek bile sizi doyurmayacak büyük ihtimalle. Yemeğin lezzetinden de bahsetmek istemiyorum. Ben yemedim, o yüzden çok da bir şey söyleyemeyeceğim ama kiminle konuşsam KYK yemeklerini gerçekten sevmiyor. Ülkenin her yerinde böyledir diye düşünüyorum. Hani şansınız varsa size güzel yemekli bir yurt gelmiştir. O zaman şanslısınızdır. Sabah kahvaltısı için de aynı şekilde size verilen 8 lira bir miktar var. Duyduğuma göre ekmek bile sanırım 75 kuruş ya da 1 liraymış. Yanlış da biliyor olabilirim. Eğer öyleyse düzeltin. KYK'da kalanlar varsa, yemek fiyatlarını net biliyorlarsa aşağıya yorumlara yazarsanız aydınlatmış olursunuz. Benim eksiklerim ya da yanlışım varsa da aşağıda düzeltirseniz çok mutlu olurum. Hepimiz bilgilenmiş oluruz. Evet, yemek fiyatları bu şekilde. Size bir önerim var. Eğer yemek yemeyecekseniz, mesela atıyorum akşam yemeğini dışarıda yiyeceksiniz. Aşağıya yemekhaneye inin. Oradan su, meyve suyu, içecek vesaire. O 18 lirayı doldurmaya çalışın derim. Onları dolaba koyarsınız. Daha sonra içersiniz. Günlük paranız yanmasın yani. Böyle yapan arkadaşlarım var. Bence çok da faydalı olacaktır. Daha sonra o içecekleri marketten falan alıyorsunuz. Gerek yok. Eğer yemek yemeyecekseniz KYK yurdundan o içecekleri vesaire alabilirsiniz. Bunun dışında güvenliğe gelirsek, odaları biliyorsunuz ki kilitleyemiyorsunuz. Oda kapılarınızı kilitleyemiyorsunuz hiçbir şekilde. Anahtar verilmiyor. Yani odanıza biri girmek istediği zaman girebilir. Siz yokken odanıza girebilir birileri. Yani bunu önleyemezsiniz ve bilemezsiniz de yani. Bu yüzden bazı yurtlarda hırsızlık olayları oluyormuş. Yani Uşak'ta oldu mu bilmiyorum. Ama genel olarak bildiğim kadarıyla hırsızlık olayları oluyormuş. Bunu önleyemezsiniz. Tek önlem giysi dolaplarınızı kilitlemek, bazalarınızı kilitlemek. Onun dışında dışarıda duran eşyalarınız için bir önlem alamazsınız. Özel eşyalarınızı, kıymetli eşyalarınızı giysi dolaplarınızda ya da bazalarınızın altında saklamanız gerekiyor. Güvenlik açısından biraz sıkıntılı, özel yurt gibi değil. Özel yurtlarda odalarınızı kilitleyebiliyorsunuz. O yüzden böyle bir eksisi var KYK yurtlarının.
odalarda kaç kişi kalıyorsunuz? 4 kişilik odalar var, 6 kişilik, 8 kişilik, 3 kişilik odalar var. Şansınıza hangisi denk gelirse o odalarda kalıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz hiç tanımadığım insanlarla kalacağım ya anlaşamazsam vesaire. Öyle bir durumda yurt müdürüyle görüşüyorsunuz ve odanızı değiştirebiliyorsunuz. Başka bir odaya geçebiliyorsunuz. Kendilerinin ayarladıkları başka bir odaya ya da sizin istediğiniz başka bir odaya geçebiliyorsunuz. Baktığınız, gördüğünüz, anlaştığınız bir arkadaşınız var sınıftan ya da sınıf dışında tanıştığınız, o şehirde okuyan başka bir arkadaşınız var. Rica ediyorsunuz, o arkadaşınızın yanına da geçebiliyorsunuz, bunu ayarlayabiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var. Evet, bunun yanı sıra yurtta yasak olan şeylere gelmek istiyorum. Bunu söyledikten sonra hemen de giriş çıkış saatlerinden bahsedip oda turu videosuna ekleyeceğim, merak etmeyin. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Zaten bu detayları hepiniz biliyorsunuz ama bilmeyenler için de yine bir anlatmak istedim. Odalarda kettle, kahve makinesi, ocak vesaire bunları kullanamıyorsunuz. Tabii ki gizli gizli götürenler var ama yakalandığınız zaman da uyarı alıyorsunuz. Uyarı aldıkça bu da sizin yurttan atılmanıza sebep oluyor. Sanırım 2 uyarı alınca yurttan atılıyorsunuz diye biliyorum. Bu konuda ne kadar yanlış, ne kadar doğru biliyorum, hiçbir fikrim yok. Aşağıya yorumlara yazarsanız aydınlanmış oluruz. Uyarı aldıkça da yurttan atılıyorsunuz. Bunun olmasını istemeyiz gerçekten. Bu arada devamsızlık durumuna da geçecek olursak. Devamsızlık içinde hafta sonu da dahil. Devamsızlık içinde hafta içi hafta sonu fark etmeksizin toplam 75 gün devamsızlık yapabiliyorsunuz. Yani 75 gün KYK dışında bir yerde kalabilirsiniz. Eğer izin gününüz dolarsa KYK'da kalmak zorundasınız. Giriş çıkış saatlerine değinmek istiyorum. Akşam 11'de son giriş saati var. Eğer özel bir durumunuz olduğu zaman arayıp bildiriyorsunuz ve biraz geç geleceğinizi söylüyorsunuz. Arayıp bildirmezseniz ve geç giderseniz yurda giremiyorsunuz ve uyarı yiyorsunuz. Onun dışında geç kalma durumunu bir yere bırakırsak, yurtta kalmayacaksanız da onun için de izin almak için internet üzerinden bir uygulama var. Oradan izin durumunu ayarlayıp yurda gitmiyorsunuz. Evet, anlatacaklarım bu şekildeydi. Daha da ekleyeceğim bir şey yok sanırım. Benim KYK hakkında bildiğim şeyler bu kadar. Umarım daha da bilgilenir, seneye daha geniş kapsamlısını çekerim. Eğer yanlış bir şey söylediysem beni mazur görün. Aşağıya doğrularını yazabilirsiniz. Şimdi oda turuna geçmek istiyorum. Arka planda zaten siz izlemeye başladınız sanırım şu an. Evet, öncelikli olarak kapıdan içeri girdiğiniz zaman sizi çalışma bölümü karşılıyor. Çalışma ve giyinme odası bölümü. Sağ tarafta banyo kalıyor. İlerlediğiniz zaman da yine sağ tarafta ayrı bir oda olarak açılan yatak odanız var. Yeni yapılan ve yarı özel olan KYK'larda yatak odası ve çalışma odası ayrı. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Eğer oda arkadaşınız uyuyor olursa siz de içeride ders çalışabiliyorsunuz. Yani kimse rahatsız olmuyor. Eski KYK'larda yatak ve çalışma bölümü aynı yerde ve genelde yataklar ranzalı oluyor. Gördüğünüz gibi bu yataklar da bazalı. Yatakların yanında herkese ait birer komodin bulunuyor. Bunun dışında oda içerisinde bir mini buzdolabı var. Orayı da kullanabiliyorsunuz. Aldığınız yiyecekleri ya da içecekleri oraya koyabiliyorsunuz. Oradan kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında çalışma bölümüne gelirsek gördüğünüz gibi aydınlık ve havadar, güzel ışık alıyor. Herkesin kendine ait bir masası ve sandalyesi var. Masaların üzerinde çekmeceler ve raflar var. Buraları değerlendirebiliyorsunuz. İsterseniz kitaplarınızı koyarsınız, isterseniz kozmetik eşyalarınızı. Evet, çalışma bölümümüz bu şekilde. Buna ek olarak sağ tarafta bir giyinme odası var. Arkadaşım oraya çekmeyi unutmuş. Kırmızı perdeli yerde kişisel giyinme odası, sırayla giyinebiliyorsunuz. Yanında da giysi dolaplarınız var. Herkesin birer tane giysi dolabı var. Buna ek olarak da sol tarafta görüldüğü gibi herkese özel ve herkese bir tane olacak şekilde ayakkabı dolabı var. Çalışma bölümü ve giyinme bölümü bu şekilde ayarlanmış. Bunun yanında da banyo ve tuvaletler var. Banyo ve tuvaletin farklı yerlerde olması gerçekten iyi olmuş. Bazı yurtlarda biliyorsunuz ki banyo ve tuvalet aynı yerde ve sıra bekleme derdi oluyor. Odada 4 kişisiniz ve böyle bir derdiniz olmayacak. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Banyo yaparken tuvaleti kullanabilecek başka biri de olabilir. Buna ek olarak bir de oraya da lavabo koymuşlar. Ellerinizi yıkayabilmek için, makyaj yapabilmek için vesaire. Odada fark ettiğim kadarıyla boy aynası vesaire yoktu.
giyinme odasının içinde var mı bilmiyorum. Bu yüzden yurt ihtiyaç listesi oluştururken özellikle geçen sene de unutmuşum bunu. Bu sene de unuttum ama ekran üzerine yazmıştım. Küçük aynalar almanızı öneriyorum. Komodin üzerine ya da çalışma masasına koyabilirsiniz. Çünkü makyaj yapmak için atıyorum dördünüz aynı anda hazırlanacaksınız ve bir tane ayna var. Bu biraz zor olacaktır. Onun için kişisel olarak küçük masa aynalarınız olursa çok daha rahat edersiniz. Evet, oda turu bu şekildeydi. Sanırım daha da ekleyeceğim bir şey yok. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız da gelecek videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Evet, şu an söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.